Evet, bu laboratuvarımızda malin tümörlerle ilgili üç örnek göreceğiz. Epitelyal malin tümörlerimiz vardı, biliyorsunuz. Onlara bir mide adenokarsinomu örnek göstereceğim. Mezenkimal malin tümörleri sarkom olarak isimlendiriyorduk. Sizlere nereden alındığı, ne yaptığı belli olmayan son derece pleomorfik bir sarkom göstereceğim. Böyle tümörlerde yeri gelince ilgili konuda söyleyeceğiz. Yani bilgiler çok lazımdır. Malin olduğunu söyleyebilirsiniz. Nelerle söylüyoruz konuşacağız. Sonra da metastaz malin tümörler için önemli bir kriterdi. Bir de metastaz nasıl oluyormuş onu göstereceğim. Evet bu ilk preparatımız mide adenokarsinomu preparatı. Midenin normal histolojisini hatırlayacak olursanız mide üstünde bir epitel, altında bir musküler tabaka, sonra serozadan oluşan üç tabakalı diğer tübüler yani lümeni olan gastrointestinal sistemi kısımları da buna benziyor. Yalnız epitelin niteliği değişiyor. Biz onunla ayırt ediyoruz. Özefagus da böyle. Orada çok katlı yassı var. Midede mukus var, hidroklorik asit var. Bunları salgılayan hücreler var. Bağırsakta emilim var, villuslu hücreler var. Bununla ayırt ediyoruz. Ama hepsinin esası aynı. Bir mukoza, bir kas tabakası, üç gömlek gibi üst üste. En dışta da bir adventisyadan oluşuyor. Bunları niye söylüyorum? Şu 11 numaralı preparatımız mide. Bakın şöyle geliyor, geliyor, geliyor. Şurada en üstte mor gördüğünüz kısım epitel. Orada çok sayıda bez var. Nükleuslar var. Nükleuslar hematoksileneozinde mor boyandığı için mor görüyorsunuz. Sonra kas tabakası var. Arada gevşek soluk pembe kısım da işte su mukozal kısım, gevşek bağ dokusu. Seroza nerede hocam? Seroza çok ince bir tabaka zaten. Yağ dokusu, bağ dokusu en dışta. Çıplak gözle fark edemiyorsunuz. Ama tabakalaşmayı gayet güzel görüyoruz. Şu mukoza, şu muskularis. Geliyor, geliyor, geliyor mukoza. Burada bir gariplik var gördüğünüz gibi. İşte burada adenokarsinom oluşmuş. Lümene doğru kabaran bir kitle oluşmuş. Tabii ki kitle daha büyükmüş. Biz ondan örnekler almışız. Bu ders kurulunun ilk dersinde makroskopik olarak örnekler alınır. Bir plastik kasetlerimiz var. Ona sığdırılır demiştim. Demek ki biz bu preparata bakınca şuralarda normal dokuyu, şurada ise kanserli dokuyu göreceğiz. Bunları kıyaslayacağız ki kanserde nasıl değişiklikler oluyor anlayalım. Bakalım hastamız 50 yaş, 57 yaşında kadın hastaymış. 6 ayda 8 kilo kaybı, iştahsızlık, bulantı. Eğer hastanın gözde görülür bir sebebi yoksa kilo vermek için 6 ayda 8 kilo kaybı kesinlikle malinite açısından dikkate alınması gereken bir kayıptır. Bu kadar aşırı kilo kaybının bir sebebi olmalı. Her zaman malinite değildir sebep. Mesela Gastro Desk grubunda göreceksiniz. Değişik hastalıklar söylenebilir de. GIS ilgili olduğu için aklıma o geldi. Emilim bozukluğu varsa yağlı ishali olur hastanın. Doydanal virüsleri düzelmiştir. Orada da kilo kaybı olur. Ama bir sebep bulmak zorundayız. Bu hastada da kilo kaybı varmış. Ama aynı zamanda yiyemiyor. iştahsızlığı... varmış. Bulantısı varmış. Gaytada gizli kan pozitifmiş. Gaytada gizli kan demek Hastanın çıplak gözle göremediği, çıplak gözle görürse ne olur, görmezse ne olur? Yine giz ders kurulun konuları ama hastayı iyi anlamak için bir iki cümle söyleyelim. Vaktimiz de var zaten. Gizli kan, gözle görülmeyen kan. Diğeri kırmızı renkte görülen kan. Kırmızı renkte görüyorsanız kanı dışkıyla çıkardıysa hasta, gaytada gördüğümüz göre ondan bahsediyoruz. Ee, anal kanala yakın bir yerden olmuştur. Burada malin bir hastalıkta olabilir, benin bir hastalıkta olabilir. En çok mesela hemoroidler olur Basur dediği vatandaşın venöz genişlemeler olur. En yani çok onlardan olur. Ama gizli kan demek gastrointestinal sistemin üst taraflarında bir yerlerinden yavaş yavaş kanıyor. Hasta bunu görmüyor, fark etmiyor. Ama kanamayla bağlı işte kansızlığı, başka şikayetleri var, hekime geliyor. Siz dışkıda gizli kan görüyorsunuz. Hastanın yaşı da böyle erişkin yaşın ileri dönemleri ise hele de şu bulguları varsa, yani iştahsızlık, kilo kaybı gibi. O zaman GIS'te görmediğimiz bir yerde kanayan bir lezyon var. Bu benim bir şey de olabilir, malign de olabilir ama bulmak zorundayız. En azından kansızlığını önlemek için bulmak zorundayız. Bunların hepsi malignite kriterleri. Endoskopi yapılmış hastaya neden? Kilo kaybım var, iştahsızlığım var, gaitada e, ne var? Nasıl anlayacağız? Endoskopi yapmışız. Yani optik bir aletle, hortuma benzer bir aletle hem üst gastrointestinal sistemi hem alt gastrointestinal sistemi ayrı ayrı tabii girilerek bakabiliriz. Midesine bakmışız. Midede iki buçuk santim çapında bir ülser görülmüş. Ülseri de hatırlayınız ilgili dersi beraber konuşmuştuk. Epitel kaybı demek. Malin mi demek bilmem olabilir. Benil mi demek o da olabilir. Nasıl anlayacağız? Histopatolojiyle. Total gastrektomiye gitmiş daha sonra hasta. Demek ki arada kısaltmışız. Küçük bir yopsiler alınmıştır, malin denmiştir. Yoksa aa ülseri var, haydi gastroit midesini çıkartalım. Böyle hızlı gidiş olmaz ama arada bir tanısı vardı. Şimdi biz bu mide parçasına bakıyoruz. Bu preparatın dıştan görünümüydü. Bu da küçük büyütmedeki bir görüntü. Az önce söylediğim mukoza, şu kısım. Sup mukoza, şu gevşek gördüğümüz yer. Burada incecik soluk pembe görler. Musküler tabaka, normal pembe gördüğümüz yer. Burada da o kısım ve tümörel kısım. Biz ne yapacağız? Mukozayı şuradan başlayarak incelemeyi tavsiye ediyorum. Böyle gideceğiz, gideceğiz. Hücreler kardeş, şuradan kötüleşecek. Burası kesinlikle mali. Burada bu büyütmede, küçük büyütme çok değerlidir. Bir de şuna bakınız. Şu mukoza duvarın ne kadarını tutuyor? E yaklaşık üçte birini, dörtte birini. Şurada bakınız, burada tümör gelişmiş. Kas tabakası şurada var, burada kas tabakası var herhalde. Tam seçemiyoruz. Neden? Bu malign bir tümör. Burayı infiltre etmiş. Daha bakmadık. Niye malign diyorsunuz hocam? E daha evvel baktık. Size anlatmak için söylüyorum. İlk kez bakıyorsam, hiç bilmiyorsam ne olacak? O zaman işte hepsini bir araya getirip sonradan öyküyü dizeceğim. Şimdi bildiğimiz için baştan diziyoruz. Burada benign mukoza var. Normal bezler. Şurada kafası karışacak. Burada tümör olacak. Hem lümene doğru kabarmış. Hem de bakın submukoza mukoza geldi. Burada yok oldu. Niye yok oldu? Submukoza mukoza gevşek bir doku zaten yağ dokusu, biraz bağ dokusu, bir iki damar onu parçaladı. Kas tabakası, kas tabakası da bir enine lifler, bir uzunluğuna lifler var. Burada fark edilebiliyor. Onların bir kısmı ortadan kalkmış, tümörün ortasında kalmış. Eh dışarıda bir duvar var ama seroza dediğimiz, adventiste dediğimiz tabakaya kadar neredeyse tümör gelmiş. Şimdi yakından bakalım. Bu kadar ön bilgi yeter. Şurada tabii daha büyük fotoğraflarını göreceğiz için atlıyorum. Şurası normal kısım. Mukoza, submukoza musküler tabaka. Burası tümörlü kısım. Bu tabakalaşmayı göremiyoruz. Şimdi yakından bakalım. Biraz daha büyük görüntüsü. Burada bezleri artık seçebilir olduk. Sadece mukoza demeyip burada çok sayıda bez var. Artı bir de mor renkli kümeler görüyorsunuz. Bunlar hastanın muhtemelen daha önceki gastritine vardı bu hasta muhtemelen gastrit. Ona ait lenfositin filtrasyonları. Şöyle öbek öbek mor kümeler var. Ama burada kanser var mı? Yok. Şurada kanser var mı? Yok. Gastriti var. Şunlar lenfoid kümelenmeler. Mide mukozası. Hala düzgün. Tabakalar yerinde. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Yine gastrita ait bulgular var. Şunlar lenfosit kümelenmeleri. Devam ediyoruz. Musküler mukoza da var. Şurada iş karışıyor. Şurası tümörsüz. Evet. Ama bir düzen bozuldu. Şurada mukoza geliyor. Şuradan sonra hem bir renk değişikliği var hem bir karmaşa var. Şimdi buralara yakından bakacağız ne kadar normali taklit ediyorsa o kadar iyi diferansiyedir. Ne kadar da taklit edemiyorsa kötüdür diyecek. Şimdi şu kadarı iyidir, bu kadarı kötüdür. O ayrıntılara çok girmeyelim ama şurada bezler var, burada da bezler var. Bunlar nasıl bez, bunlar nasıl bez bakacağız. Her şeye rağmen şuradaki neoplastik doku bez yapabiliyor ise bir diferansiyasyon göstermiş demektir. Hücreler halka çevirmişler, bir bez yapmışlar. Bu bir diferansiyasyondur. Daha kötüsü mü var? Evet. O bezi de yapamayabilirdi. Hatta biz gözümüzle baktığımız zaman bu epitel hücresi veya değil diye ayırt edebiliriz. Ayırt edemeye de Şimdi yakından baktığımız bir alan burası neoplastik doku. O düzen yok. Şunlar kas lifleri duvarın içerisinde. E, tabiri caizse tümör tarafından ısırılmış, parçalanmış. Buralarda çok sayıda düzensiz, karma karışık bezler var. Şurada Normale yakın bir tabaka var. Şurası kötü. Yani bu büyütmeden ayırt etmek zor ama biraz daha evvel preparatı gördüğüm için diyebilirim ki normal kısım şurada kalmış. Nispeten düzgün bezler. Şurada yine gastrit odakları var. Lenfosit infiltrasyonları var. Şurası kötü. Burası burası kesinlikle kötü. Neden? Bezlerin muskularis mukoza adventitia asıl musküler tabaka bunun içinde yeri yok ki. Burada bez olmamalı zaten. Sadece mukoza da olmalı. Çok iyi diferansiye bile olsa bunlar kesinlikle patolojik. Şimdi biraz daha yaklaştıralım. Burası mesela normale yakın bir alan. Pırıl pırıl normal mide diyemem ama mukoza, submukoza, musküler tabaka, bezler burada her şey yerli yerinde. Buradaki kötülük ne? Buradaki kötülük kronik gastrit var. Şu mor gördükleriniz lenfoid infiltrasyon. Bazı bezler diğerlerinden daha mor boyanmış. Bunlar da nükleuslar kalabalıklaşmış, biraz şekli bozulmuş. Displazi dediğimiz şeyler var. Normal bezler şu soluk pembe. Çekirdekleri böyle iplik gibi bazale dizilmiş bezler. Şunlar güzel, güzel, güzel. Şu kötü. Şuradaki dört bez kötü. Şu herhalde bu da kötü. Bunları çok seçemiyoruz bu büyütmede. Şurada bir başka kötülük var. Burada şeffaf gördüğünüz şöyle delik delik sanki birisi kağıt zımba delicisi almış delmiş gibi. Bunlar goblet hücreleri. Mide mukozasında goblet hücresi olmaz. Barsakta olur. Bunun adı metaplazi. Metaplazi malin bir şey midir? Hayır değildir. Ama buradaki bir düzene karşı bir kendini korumuş, daha fazla mukus yapmak istemiş. Fakat midede bunun olması malinite için bir atama, basamaktır. Displaziyi öyle demiştik bir erken uyarıdır. Kanser değildir ama habercisidir. Biz onun için bir mide raporunda hani bu kadar ayrıntı bize niye var sorusuna sık sık cevap vermeye çalışıyorum. Baktınız ki hastanın mide biyopsinin displazisi var. Şey, metaplazisi var. intestinal metaplazi olmuş, displazi olmuş. Bunlar malign mi, kanser miyim doktor bey veya doktor hanım? Hayır değilsin ama seni buraya getiren sebep neyse hazırlayıcı nedenler, predispozan faktörler onlar varsa ayıklayabileceklerimizden kurtulman lazım. Bunlara bir haber. Şimdi daha yakından bakalım. Şunlar mide bezleri. Nispeten şunlar güzel. Ama şurada kistik hal almış. Kist nedir diye arkadaşlarımız soruyordu mesela tarif edince. İşte şu normal bez bu kistik bez. Salgısını dışarı akıtamamış bir şekilde. Genişlemiş. Daha da büyük olabilir. Giderek santimetrelerle görünür ölçüye de geliyor. Şu bez kistik. Şunlar normal. Burası, burası kanser. Şunlar normal bezler. Burada da mı bez var? Evet, belki ilk bakışta seçemiyorsunuz ama şunların, şimdi büyük büyütmede göreceğiz. Hepsi bez. Ama şuradaki düzen, buradaki birbirine benzerlik, hücrelerin düzgün bir şekilde bir araya gelmesi burada yok. Başka alanlara bakalım. Yaklaştırdık. Burada normal var mı? Burada da normal yok. Burası tamamen neoplastik. Bezler var mı? Evet var. Mesela şurada şöyle bir bez var. Bir, iki, üç, dört tane lümen seçiyor. Bir bezin dört lümeni mi olur? Olmaz. Ama karma karışık, eğri büğrü birbirine içine girmişse biz de bir kesit aldıysak sanki dört tane lümeni var gibi olur. Bunun da ismi var hatta. Diğer derslerinizde zaman ilerledikçe duyacaksınız. Kribrifon deriz. Elek gibi. Çok sayıda lümeni var anlamında. Bu da bir bez. Şunlar da bir bez. Ama Karma karışık, düzensizler. Normal mide mukozası gibi değiller. Şurada daha iyi seçebiliyoruz. Bir bez, bir bez daha, bir bez daha. Aslında bunlar belki de aynı bezler. Ama dümdüz boru gibi değil. Kıvrılarak gidiyor. Biz de kesit yapınca bir, iki, üç lümeni var gibi görüyoruz. Yakından bakalım o tarif ettiğim yere. Mesela az önceki bir, iki, üç lümeni var dediğim bez bu. Nükleuslar Midede normalde görmeye alıştığımız gibi bazale dizilmiş, kübik, tek sıra düzgün değil. Karma karışık. Birden fazla hücre var. Şurası lümen. Şurası da bezin tabanıysa şurada bir çekirdek olma hakkı var. Bizimki de 1, 2, 3, 4, 5. Çok sıralılanmış. Hocam bu çok katlı epitel mi? Hayır değil. Bu karma karışık. O sözlerimiz daha düzgün diferansiyasyon için. Şurada bez var, bir lümen. Şurada bir bez var, bir lümen. Şurada bir bez var. Hocam bazı bezlerin lümeninde bir şeyler görüyoruz. Bunlar ne? Bunlar nekrotik hücre artıkları. Hızlı çoğalma, ölen hücreler lümene dökülmüşler. Şunlar. 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 Bunlar nekrotik hücre artıkları. Çok sayıda, değişik boyutlarda. Nükleusları karma karışık. Ee, daha hiperkromatik. Hiperkromatik olmasının sebebi çekirdek fazla, sitoplazma az. Nükleus sitoplazma oranı ne kadar çekirdek lehine değişirse biz o kadar mor görürüz hücreyi. Bu her zaman malinite değildir ama malin kararı verdikten sonra nükleosun büyük, sitoplazmanın az olması bir kötülük ölçüsüdür. Daha yakından görüyoruz. Az önce söylediklerimi. Bakın kaç sıra hücre sayabilirim? Bir, iki, üç, dört, beş sıra hücre. Şurası lümen. Burada karşıdan karşıya köprü kurmuş sanki. Burada bir başkası lümenler zor seçiliyor. Şunun lümeni şuraya sığmış. Bunlar Mor gördüğünüz yerler epitelyal, tümörün gerçek parankimal kısmı. Tümörlerde iki yer vardır. Bir parankim, bir stroma dedim. Stroma şurası. Şurası. Burası destek dokusu. İnflamatuar hücreler var, onlar bir şeyler salgılıyor, damarlar var. Tümör buradan besleniyor. Şuralardaki kapillerlerden. Şu lümendeki nekrotik hücreler. Burada da lümende nekrotik hücre var. Şurada parçalanmış, ötesini göremiyoruz bezin şu bir duvarı İstanbul Boğazı gibi düşünün. Burası Anadolu yakası, burası Avrupa yakası. İşte burada bir sürü böyle kırıntılar, nekrotik artıklar bu şekilde karma karışık girift yapılar. Daha yakından bakıyoruz. Bahsettiğimiz pleomorfizme çok sıralılığa ek olarak bir şey daha çıktı karşımıza. Mitoz. 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 Nasıl anladınız hocam mitoz? Nükleusları, normal nükleus şöyle. Düzgün bir sınırı var. Hadi nükleolusu öyle böyle var. Bunların sınırını seçemiyorsunuz. Daha koyu görüyorsunuz ve tırtıklı kenarları. Tırtık tırtık görüyorsunuz. Bunlar mitoza gittiğini gösteriyor hücrenin. Ama alıştığınız histolojik kitaplarındaki tipik mitozlardan değil. Güzelce kromatinlerin yarısı bir tarafa yarısı öyle değil. Bunlar atipik mitozlar. Tümör hücresi bu kadar mitoz yapabiliyor. Ama şimdi tekrar göstereyim. Mitoz, 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 mitoz. Mitoz mito çok. Bir odakta bu kadar çok mitoz olması bunun çok hızlı çoğaldığının işareti. Devam ediyoruz. Bu da nispeten normal kısımlar. Normal mide mukozası. Bakın ne kadar düzgün. Normal mide mukozası. Burada da var lümen. Şurası buraya kanser diyemem ama burası kötü işte. O Küçük büyütmede göstermiştim daha mor boyanan odaklar var diye. Şunlar normal mide bezleri. Bunlarda displazi var. Bunları sevmedik. Kanser mi? Hayır. Niye? Hala bir polarite görülüyor. Bazale dizilmiş nükleosları seçebiliyoruz. Ee, ama şunlar bizi bu hastada bir şey var diye korkutuyor. Bunda bu kadar yeter. Normal kısmı, neoplastik kısmı karşılaştırarak bakmak lazım. İkinci preparatımız pleomorfik sarkom. İsmine bakıyoruz. Sarkom tamam. İyi de biz Rabdomyosarkom, leiomyosarkom, liposarkom, fibrosarkom, osteosarkom bir isim istiyorduk önünde. Bunda niye yok? Belirleyememişiz ki. Yani tümör diferansiye olmamış ki. O zaman şekline bakmışız. Hücreler çok karma karışık gözünüyor, görüküyormuş. Morfizm şekil demek, pleo çok demek, pleomorfizm çok şekilli bir sarkom. Tipi tipi belli değil. Belki bazı immün çalışmalar söyleyebilir. Bazen onlar da söylemeyebilir. O zaman hasta tamamen orijine belli olmayan bir kanser şeklinde tedavi edilmeli. Şurada bakıyoruz, bir kitle hiçbir şey söylemiyor bize. Az önceki çok şey söylemişti. Bu preparata bakar bakmaz bu mide adenokarsinomu, hani öğrenci gözüyle söylüyorum, diğerlerinden farklı. Hemen anla bunu anlayamazsınız. Buna mikroskopta bakmak lazım. Hastamız 69 yaşındaymış, karında şişlik, kilo kaybı, iştahsızlık. Muayenede karın içinde retroperitoneal kitle tespit edilmiş. Parfasyonla tespit edilebilir perküsyonla tespit edilebilir, ultrasonla tespit edilebilir, BT'de hangi yöntemlerle olursa kitlenin boyutuna göre ama retroperitoneal kitle. Cerrahi olarak eksize edilmiş. Makroskopisinde nasıl bir şey görünmüyorsa mikroskopisinde de küçük büyütmelerde fazla bir şey görünmüyor. Büyüttükçe göreceğiz. Bakalım. Üniform, pembe renkli bir tümör. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Bunun anlamı şu. Her yerde benzer şeyler göreceksiniz. Yakından bakalım o zaman. Ha, şimdi bir şeyler görmeye başladık. Şurada bir kanama alanı var. Burayı dikkate almayalım. Hatta belki nekroz şurası. Biz şuralara bakalım. Nükleusları görüyoruz. Sağa sola saçılmış olarak. Herhangi bir bez yapısı yapmamışlar. Bir dizilim özelliği yok. Rastgele. İşte bu mezenkimal doku özelliği. Az önceki mideyi hatırlayınız. Epitelyal olduğu için hücreler bir şeyler yapıyordu. İşte adenoid yapılar oluşturuyordu. Çok katlias epitel olsa sukamoz epitel gibi bir şeyler yapacaktı. Onları yapmıyor. Herhalde mezenkimal bir tümörle karşı karşıyayız. Daha bu büyütmede bakınca ya bu hücreler herhalde füzifon iyisi hücreler ama aması ne? Arada bazılarını gıcık oldum şunlara böyle daha büyük düzensiz noktalar görüyorum. Zaten isimimiz de oradan gelecek. Pleomorfizm. Onlar daha büyük hücreler. Bu büyütmeden şüphelendik. Yaklaşalım. Evet, şimdi daha iyi görüyoruz. İyisi hücreler, yani uzun ince uca doğru gittikçe nükleusları iyice incelen hücreler, e belli belirsiz demetler oluşturuyor. Sanki şurada şöyle bir yuvarlak çevirmişler. Bu kısım şöyle gitmiş, bir kısmı böyle gitmiş. Destek dokunun tümörleri böyle olur malin tümörleri. Değişik yönlere seyrederler. Onlara farklı isimler takarız. Leiomiyom da diyecekler ki size balık sürüsü gibi e, meningiyomda diyeceğiz ki bunlar girdaplar yapmışlar filan gibi şeyler takarız. Az önce küçük büyütmede söylediğim hala yeterince büyük değil ama hücreleri şimdi daha iyi görüyoruz. Diğer hücrelerden farklılaşan garip bir şeyler var. Bunlar da hoşumuza gitmiyor. İşte şimdi daha yakından bakıyoruz. Bunlar iyisi hücre dediğimiz hücreler. Uçları incelmiş uzunca hücreler. Ama şunlar diğer hücrelerle kıyaslandığında hem boyut hem şekil hem renk açısından farklı. İşte bunlar pleomorfik hücreler. Sarkom dedik çünkü hiç epitel yönünde bir diferansiyasyon, bir dizilim yok. Epitel hücresi normaldeki bir şeyi gösterir. Hocam her şeye rağmen bu bir karsinom olamaz mı? Hani anaplastik diyordu. Olabilir. O zaman immün boya bize yardım eder. Hematoksile neozinde gördüğümüz kadarıyla bu epitelyal bir özellik göstermiyor. Onun için pleomorfik sarkom. Ama immün çalışmalar derse ki bize bu hücrelerde epitel hücrelerinde olması gereken bazı antijenler var. Bunu tereddütsüz bir şekilde söylerse o zaman fikrimizi biraz o tarafa doğru çevirebiliriz. Şu anda hematoksiden baktığımız için ona göre söylüyoruz. Bu bir sarkom. Hücresel pleomorfizm. Pleomorfizm. Çekirdek böyle vakuollermiş, garip, sağında solunda soluk, ince yerleri var. Şekil veremiyoruz. Patates yumrusu desek patates bile bundan daha düzgün. Belki zencefile benzetebilirsiniz. Böyle ezik müzik hücreler, bazı nükleuslarda delikler, karma karışık bir yapı. İşte bu nedenle biz buna plomorfik sarkom demişiz. Bir başka odak. Şu da bir hücre. Bu muhtemelen bir inflamatuar hücre. Lazerin kırmızı noktasını üstüne koyunca tamamen kayboluyor. Şu da bir hücre. Bu hücrenin çekirdeği muhtemelen sitoplazmasını çok seçemiyoruz ama şuralara kadar geliyor. Burada öbür hücre var. Ya aynı hücrenin ikinci çekirdeği veya şuradan bölersek yarısı birisi çok büyük. Yanındaki şu da bir neoplastik hücre. Bu şuna göre kıyasla belki 50 kat daha küçük hücre. Bu pleomorfizm nedeniyle başka da bir veri sağlayamadığımız için şu anda pleomorfik sarkom diyoruz. Başka özellikler. Bakın şurada hücreler kırılmış, parçalanmış, apopitoza gitmiş, beslenememiş. Tek hücre olduğu için burada nekroz var demek zor ama onun işareti. Şu da öyle parçalanmış. Karma karışık bir görüntü. Bu bir pleomorfik sarkom. Bir başka odak. Yine nükleer pleomorfizmi çeşitliliği görüyorsunuz. Değişik boyutlarda, değişik şekillerde. Garip garip hücreler. Şu hücre parçalanıyor. Mitoz şekli de oluş. Belki mitoza gidiyordu, beceremedi, parçalandı kaldı. Oradan iki hücreyi oluşturamadı. Bu yine aynı şekilde, bu aynı şekilde. Bu çok hızlı çoğalan bir hücrenin işareti. Mitozlarını çok göremedik ama tümörün değişik yerlerini onlar da görmeyebilir. Son preparatımız malin tümörlerin en tartışılmaz veya en güvenilir diyelim. Hadi tartışılmaz demeyelim belli olmaz ne olacak. Ee, en güvenilir kriteri olan metastaz. Metastaz neydi? Bir tümörün kalkıp bir başka yere gitmesi. Bir başka organa aktif olarak hareket edip gidip orada yerleşecek. Biz ne görecekmişiz? Adenokarsinom metastazı. He. Adenokarsinom varmış hastada metastaz yapmış. Virgül karaciğer. Adenokarsinom her neredeyse oradan kalkmış karaciğere gitmiş. Karaciğerin kendisinde de adenokarsinom olabilir miydi? Olabilirdi. Mesela kolanjiyokarsinomlar var. Safra yollarının karsinomları. Öyle bir tümör olabilirdi. Bu öyle değilmiş. Şu preparatımız, preparata baktığımız zaman midedeki kadar çok ayırt edemesek de iki farklı doku olduğunu, bir pembe alanlar, bir de çok daha açık pembe ve bunların arasında bir düzensiz bir ilişki olduğunu. Ben size peşinen söyleyeyim az sonra göreceklerimizi. Şu soluk pembe gördüğünüz yerler adenokarsinom, normal pembe gördüğünüz hafif bazofilik gördüğünüz yerler karaciğer. Karaciğer adenokarsinom metastazı. Bakalım. 67 yaşında erkek hasta. Öykü bizim için önemli. 3 yıl önce rektum adenokarsinomu tanısı almış. Eee zaten bir hastaya karsinom tanısı verdikten sonra o hasta metastazlar açısından şüphelidir, adaydır. O açıdan incelenmesi gerekir. Karın sağ üst kadranda ağrı, halsizlik, sarılık, kilo kaybı. Kilo kaybı filan orijinal tümöründendir tamam ama biz onu tedavi etmişiz. Şimdi kilo kaybı yapmamalı. Sarılık var asıl. Bir de yeri rektüme oymuyor, sağ üst kadran diyor. Sarılık demek Karaciğerde bir sorun var demek. Safrayı akıtamıyoruz demek. Karaciğere metastaz olmalı. Safra yollarını bozmuş olmalı. Karaciğer hepatositlerinin fonksiyonunu da bozmuş olabilir kitle etkisiyle. Sarılığı ondan olabilir. Ne yapacağız? Karaciğerdeki kitlesi varsa ki var, görüntüleyeceğiz, biyopsi yapacağız. Karaciğerde 3 santimetre çaplı metastaz ile uyumlu kitle. Hastaya metastaz yapılmış. Böyle değişik tedavi yöntemleri var. Çok ayrıntıya girmeyelim. Biyopsiye bakıyoruz şu çıplak preparat diyoruz. Bu hafifçe büyütülmüş. Şunlar karaciğer alanları, bunlar adenokarsinom. Niye bu kadar soluk görüyoruz acaba? Bu tümör rektum adenokarsinomuymuş. Bol bol mukus üretiyor. Mukus yani sümük. Dolayısıyla biz onu boyayamıyoruz. Soluk pembe görüyor. Şimdi yakından bakalım bu ön bilgilere göre. Karaciğer preparatını ışığa tutup çıplak gözle bakarsanız, mikroskopta küçük büyütmede incelerseniz, şöyle düzgün, sınırlı ama kapsülsüz karaciğer dokusuna göre daha şeffaf görünen, çünkü sebebi içine mukus içeren, epitelyal olduğunu büyütünce göreceğiz. Şunların kenarlarında bu soluk, pembe, beyaz gibi gördüğünüz mukus alanlarının kenarlarında az önce mide adenokarsinomunda gördüğünüz gibi hücrelerin dizili olduğunu, yani adenoid yapılar olduğunu ama o kadar çok mukus yapmış ki ortama dökülmüş, o nedenle şeffaf görüyoruz, bunu göreceğiz. Bu karaciğer alanları. %100 sağlıklı diyemem ama hepatosit kordonları var, biraz safra kanalların etrafında inflamasyonu var ama karaciğer. Sağlıklı mı? Değil ama spesifik isim vermek biraz zor. Bu normal diyelim hadi, normal yanlış oldu, neoplastik olmayan karaciğer dokusu diyelim. Şimdi doğru oldu. Bu sınır alan, şurası neoplastik olmayan karaciğer dokusu, şurada bir şey var işte, şurada. Bu o sınır, kapsül yok, düzgün bir kenar var. Şu şeffaf gördüğünüz yer mukus. Şimdi başka fotoğraflarında göreceğiz. Şu adenokarsinom alanı işte epitel hücreleri az önce midede gördüğümüz gibi. Bakalım. işte şunlar mukus. <laughs> şunlar epiteliyal hücreler. <laughs> epitel hücreleri adenoid yapılar da yapmış. Ama o kadar mukus yapmışlar ki hücre dışarıya salmış mukusu artık. Kendisi bir mukus denizinde yüzer hale gelmiş. Bu aşırı mukus üretince oluş. Tümör hücreleri bunu yerleştikleri dokuyu diseke etmek için yani dokudaki önceden mevcut yapıları birbirinden ayırıp arasından yürüyüp gitmek için kullanır. Mukusu salar. Mukus olunca doku yaprakları yırtılır, birbirinden ayrılır, aralardan tümör hücresi kolayca infiltre olur. Yani mukuslu, bol mukus var, az hücre var. Daha iyi, yok, daha iyi değil. Tam tersi daha kötü. Tümör hücresi, tümör hücresi, tümör hücresi kocaman bir adenoid yapı bu hepsi parçalanmış ve bol bol mukus. Şunlar epitel hücresi. Epitel hücresi. Epitel hücresi. Yakından göstereyim. İşte bunlar epitelyal hücreler. Baktığımız zaman kolon, mide onlara benzetebilirsiniz. Epitel hücre. Biraz tabii ki düzensiz. Çok malin bir tümör. Şurada daha iyi adenoid yapıyı görüyoruz. Şunlar mukus. Şurada yine epitel hücreleri. Devamı devamı işte karaciğer. Karaciğere doğru gidiyor. Bir başka alan şu karaciğer hücreleri şunlar. Bu arada bir sıkıştırılmış, tümörün oluşturduğu fibroz bağ dokusu ama kapsül değil, düzgün sınırlı değil. Bunlar epitel hücreleri, şunlar mukus. Şunlar tek tek dökülmüş, bunlar da neoplastik epitel hücreleri. Mukus burayı yırtar, burada da hazır gölcük var. Hücre buraya damlar, getirir, gider şuraya yerleşir. O burada bir adenoid yapar. Buradan mukus salgılar, tekrar yırtar dokuyu. Bir damla hücre oraya böyle yavaş yavaş, yavaş yavaş karaciğer içerisinde odaklar oluşturur. Bugünkü preparatlarımız bunlar. Çok kısa olarak geçen laboratuvarımız şey yaptığı için biraz ee, çok iyi yürümediği için diyeyim aslında. ne diyeyim öyle diyeyim. E, ESC'ye basacakmışız haklısın. Şimdi şunu büyüt. <laughs> stop video deyip yenisini seçeceğiz galiba. Heh, şu yenisi tamam. Teşekkür ederiz. Geçen seferkinde kısaca, bu sefer uzun anlatmayayım, anlattım çünkü. Şurada şu vardı, burada bu vardı diye bitireyim, onlara da bakasınız. Beni tümörler görmüştük. Akciğerde hamartomdu. Normal akciğer alanlarıydı. Kıkırdaklı alanlar mor görülüyordu. Düzgün sınırlı kapsülü vardı. İtici yerleşmişti. Kıkırdak dokusunu bazofilik olarak tanıyorduk. Preparatla bunları dışarıdan da görüyorduk. İkinci preparatımız tükrük bezi dokusu ve içerisinde yine düzgün sınırlı adenomdu. Üçüncü preparatımız, üç neydi ya unuttum. Ha, fibrom preparatıydı. Herhangi bir özelliği yoktu sadece iyisi hücreler vardı. Evet bir büyük büyütmede burada akciğer alanlarını, burada kıkırdak dokusunun, akciğerin içerisinde biraz lezyonlu, sıkışmış alveolleri görüyorduk. Ama asıl dikkatimizi çeken böyle bir kıkırdak dokusunun akciğerde normal histolojide bir yeri olmadığıydı. <laughs> Yakından baktığımız zaman epitel hücreleri, bronş epitel hücreleri ve kıkırdak dokusunu görüyoruz. Bir başka alanda yine kıkırdak alanları, düzgün sınır. Şurada bir bronşiyol. Burada akciğer alveolleri. Bazı yerleri çok güzel, bazı yerleri kitle etkisiyle ezilmiş, sıkışmış. Tabii ki böyle bir şey olduğu zaman inflamasyon da buna eşlik eder. Şu normal alanlara bir örnekti. Bronşiyol, alveol kesitleri. Biraz kanamalar var. Neoplastik olmayan, geri dönebilecek inflamatuar değişiklikler var. Burada ise kıkırdak dokusunun zengin olduğu neoplastik alanı görüyoruz. Yağ hücreleri, kıkırdak hücreleri, yağ hücreleri, epitel hücreleri sağında solunda dizilmiş sınırlar. Şurada daha güzel görüyoruz. Epitel hücreleri, bronş epitel hücreleri, kıkırdak dokusu, kan damarları, yağ hücreleri, şu petek gibi olanlar kıkırdak. Yakından bakıyoruz. Kıkırdak dokusu, kan damarları, yağ hücreleri, bronş epitel hücreleri. Bunlar bize hamartom dedirtmişti. İkinci preparatımız plomorfik adenom ama çok fazla kıkırdak diferansiyasyonu falan olmadığı için monomorfik dediğimiz aslında anlamak için biraz daha kolay. Tükürük bezi dokusu, içerisinde kapsüllü bir adenom görecektik. Bakıyoruz burası tükürük bezi alanları, fibroz bağ dokularıyla böyle lobüllere ayrılmış yağ hücreleri iç içe tükürük bezi asinüsleri görüyoruz. Burada ise tümör dokusunu kapsülle ayrılmış, normal tükürük bezinden farklı, mikroskopta da farklı göreceğiz. Oradaki organizasyonun kaybedildiğini göreceğiz. Bu normal tükürük bezi dokusuna ait alanlar. Şunlar tükürük bezinin asinüsleri. Bunlardan müköz olanlar daha soluk pembe, seröz olanlar daha mor boyanıyorlar. Müköz, 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 morlar seröz. Bunlar yağ hücresi aradakiler. Burada sınırı görüyoruz, kapsülü görüyoruz. Epitel hücreleri şurada da var, burada da var. Şurada normal asinüsleri, burada neoplastik dokuyu görüyoruz. Bu normal asinüsler. Şunlar seröz bezler. Bunlar miköz bezler. Şunlar yağ hücreleri. Şunlar yağ hücreleri. Burada ise neoplastik dokuyu görüyoruz. Oradaki organizasyonun kalmadığını ama üniform hücreler yine bez oluşturmuşlar bugünkü adenokarsinomla kıyaslarsanız nükleoslar tek sıra, düzen var. Her şeye rağmen bu çok, çok iyi diferansiye diğerine göre. Kapsülü var. Burada yine bir başka odakta. Şunlar salgı yapmış bir miktar, lümene biriktirmiş. Şu mor gördüğünüz yerler, tükrük bezinin salgıları. Bir başka alan epitel hücreleri, bezler oluşturmuş. Diyebilirsiniz ki bu da kribiform az önceki gibi. Ama hücreler o kadar birbirine benziyor, o kadar düzgün ki ve tek özellikle karar vermemek lazım. Hastanın lezyonun dıştan görünüşü, çevreyle ilişkisi, kapsül oluşu onların hepsini bir değerlendirdiğin zaman burada maliyeti aklımıza gelmiyor. <laughs> İkinci preparatımız bir fibromdu. Lobüle bir kitle görüyoruz. Az önceki filomorfik sarkomda gördüğümüz gibi küçük büyütmede baktığımız zaman bir şey anlayamıyoruz pleomorfik sarkomla bu preparatı ayırt edebilmek için büyük büyütmede hücresel o kilomorfizm kelimesinin hakkına bakmak lazım. Bakalım, biraz daha büyütelim. Evet, hücreler yine iyisi hücreler, gevşek bir stroma. Sanki dikkat edin ya, gibi büyük hücreler burada da mı? Yok, bunda yok. Yaklaştırırsak göreceksiniz. Daha gevşek, selülarite olarak fibrosarkoma göre daha az hücre içeriyor. Hücreler daha çok birbirlerine benziyor ve o pleomorfizmi hiçbir yerde göremiyorsunuz ve bir kapsülü var. Şurada bir kapsülü var. Yakından bakıyoruz. Son derece kibar, iyisi hücreler.